Ege TV ekranlarından herkese saygılar sunuyorum. Evet, değerli güreş severler, tabii ki bir Ramazan ayına daha, 11 ayın sultanı Ramazan ayına daha eriştik. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet, yine bugün Peşrev programında birbirinden değerli iki tane kıymetli konuğum var. Tabii ki bu konuğum, iki tane konuğumdan bir tanesini sizlere önce tanıtarak hemen başlamak istiyorum. 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil. Evet şampiyon, hoş geldin. Hoş bulduk abi, iyi akşamlar diliyorum ekranlar başındaki seyircilerimize. Hayırlı Ramazanlar dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Tüm İslam alemi, ülkemizin Ramazan bayramına. Ramazan bayramı gelecekti artık. Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah tez zamanda da bu virüs belasından kurtulmayı da bu mübarek günlerde dualarımızın kabul olması niyetiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum abi. Evet, teşekkür ediyorum ben de bu giriş konuşmasından dolayı. Ve hemen ikinci konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Tabii ki onu da güreş camiası yakından tanıyoruz ama biz yine tanımayanlar için onu tanıtalım. Tabii yıllarca o da er meydanlarında kısmet giydi, peşrev çekti. Daha sonra güreşi bıraktıktan sonra da tabii ki hakemlik görevini icra ediyor artık. Akhisarlı meydan baş hakemlerimizden Muammer Erçelik. Evet Muammer, hoş geldin yayınımıza. Muammer, sesimi duymuyor musun? Evet, Muammer Erçelik ses sıkıntısı var. Bizim sesimizi şu anda duymuyor. Duymadığı için biz Mehmet Yeşil Yeşil'le devam edelim. Duymuyorsun değil mi Muammer? Duyuyorum hocam, duyuyorum. Hayırlı akşamlar. Ben sizin sesiniz bana geliyor. Ben seni tanıttım. Hani bekliyorum seyircilerimize merhaba de, bir iyi akşamlar de, açılış konuşması yap diye. O yüzden herhalde dedim duymadı. Evet Muammer, seni bekliyoruz. Buyur. İzleyicilerimize neler söylemek istersin ilk açılışta? Bir iyi akşamlar de. Evet. Tabii ki bizi duymuyor yine. Evet Mehmet Yeşil Yeşil. Biz seninle devam edelim. Muammer Erçelik'le ses sıkıntımız var. Eğer düzelirse, o bizi duymaya başlarsa oradan bize seslensin Muammer ekrandan. Biz tekrar Muammer'e döneriz. Evet Mehmet Yeşil Yeşil, tabii ben biraz önce söyledim. 2009-2010 yılları Türkiye Cumhuriyeti Kırkpınar Başpehlivanı dedim. Anonsu o şekilde yaptım. Senin selamlama konuşmandan önce, ama seni tabii birçoğumuz çok yakinen tanıyor. Çok yakinen biliyor. Ama bizim Ege TV'nin sizin her yöreden izleyenler var. Seni mutlaka tanımayanlarımız da vardır. O yüzden evet, Yeşil Yeşil kimdir? Nerelidir? Nasıl bir ailede yetişti? Güreşle nasıl tanıştı? Kim teşvik etti? Senin anlatımında Mehmet Yeşil Yeşil'i dinleyebilir miyiz? 27 Haziran 1986 Antalya Aksu Karaöz doğumluyum abi. Evet. Güreş hayatıma 8 yaşında başladım. Ve eski başpehlivanlardan dedem Yeşil Pehlivan'ın ismini bu er meydanlarında andırmak, devam ettirmek için atasporu, yani bizim gerçek atasporunun devamı niteliğinde dedemin mesleğini seçtim.
Ve 8 yaşında ben bir çocuğun güreşi seçmesini tamamıyla yani ben güreşi kendime böyle Cenab-ı Allah tarafından yani güreşçi olarak yetişme konusunda 8 yaşındaki bir çocuk annesine ben güreşeceğim, dedemin yerini tutacağım demesi bizim o zamanki çocukluğumuza biraz daha zor diye düşünüyorum. Evet. 8 yaşında güreş hayatıma başladım. Babam da dedemin vefatıyla beni pehlivan yapabilmek için elinden gelen bütün imkanları bana sundu. Ben de rahmetli babamın yüzünü kara çıkarmadım. Her zaman o yaştan bu tarafa sorumluluğumu biliyorum. Üzerimdeki yükün de ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Çünkü güreşe başlayınca tamamıyla hayatınızda güreşe göre yaşamanız gerekiyor. Onun için çocukluğumdan bu tarafa bir sorumluluk ve hala o sorumluluğu güreş hayatımı bırakana kadar devam ettireceğim. Elimden gelen en iyisini sahalarda yapmaya çalışıyorum. Her zaman son noktasına kadar kendime güreşe veren bir pehlivanım. Şimdi 2009-2010'da Kırkpınar kemerini takmak nasip oldu. Ondan öncesinde de 2006 yılında milli takıma seçildim. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldum gençlerde. Daha sonra kemer alınca da minder ve yağlı güreş arasında kalıp yağlı güreşi seçtim. Yine minder kariyerimde ve milli takımda devam etseydim daha farklı başarılar kazanabilir miydim? Olabilirdi. Bunu bilemiyoruz artık. İçimde bir mutlu olarak kalacak ama her ikisini aynı anda götürmek gerçekten çok zor. Evet. Yani yılın 12 ayı formda kalmak gerçekten çok zor. Çalışmaları da zor aynı zamanda. Bunun yanı sıra beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Isparta Senirkent Büyükkabacı Ortaokulu'ndayım. 10. yılımı doldurdum. Bu yıl 10. yıl görev yılındayım. Hem beden eğitimi öğretmenliği hem güreş aynı anda devam ettiriyorum. Buradan öğrencilerime, mesai arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma ve tüm öğretmenlere selam ve saygılarımı gönderiyorum buradan. Şimdi yine bir kemer daha takmak için rahmetli babama yad etmek istiyorum. O kemeri de kazanmak istiyorum. 2016'da vefatından 3 ay sonra bir finale çıkmıştım 2016'da ama birinci olmak nasip olmadı. Evet. Ama tekrar o kemeri kazanmak istiyorum. Nasip, ben mücadelemi veriyorum, çalışıyorum, emek veriyorum. 2019 yılında da yarı finalde kaybettim. İnşallah kariyerime noktalamadan önce yine kemerin bir tarafına tutunmak istiyorum. Yani bir kez daha, en azından bir kez daha bu kemeri takmak istiyorum. Yani o kemeri bir kez daha boynuna taşırsın içer meydanında. Evet, yani bu babam vefatı Kumluca güreşlerinde oldu. Evet, Süleyman amca değil mi? Evet, takdiri dahi tabii ki. Ona da dualarımızı gönderelim. O da tabii ki herkese nasip olmayacak bir şekilde atasporumuz yağlı güreşi izlerken Kumluca Er Meydanı'nda bir rahatsızlık sonucu güreş sahasında yani güreş sahasında rahmete intikal eden ender büyüklerimizden birisi. O olayı ben de yaşadım. Aynı senin gibi. Ben tabii biraz daha küçüktüm. 20'li yaşlardaydım. Rahmetli babam da Antalya'da Elmalı Yeşilya ile Er Meydanı'ndaki güreşlerde Sinan Ümmü Türbesi'nde dua ederken rahmetli olmuştu. Tabii sizin babanız da rahmetli Süleyman amca, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Tabii o da Er Meydanı'nda sizi seyrederken rahatsızlanıp ruhunu teslim etti. Tabii sizi duygulandırmak istemezdim ama dua göndermek de güzel bir şey. Hiç olmasa arkasından güzel yad edelim, Fatiha gönderelim diye bu konuyu biraz açtım. Evet.
Takdir ilahi Bülent abicim, babam güreş aşığı bir insandı. Evet. Güreş aşığı bir insandı ve son nefesini güreş er meydanlarında vermek nasip oldu. Yani şükredeceğim çok şey var diyorum her zaman babamla alakalı. Ona onurlandırdığım günlerin çok olduğunu ve elimden geldiğince de iyi bir evlat olmaya çalıştım. İnşallah benden razıdır. Ben ondan razıyım. Bugünlere gelmek de en büyük katkıyı bana veren babamdır. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun diyorum yani. Evet, biz de Fatiha'mızı ve dualarımızı tabii ki rahmetli Süleyman amcanın ruhuna gönderiyoruz, ona hediye ediyoruz. Tabii bu duygu yüklü anı hemen geçmeden bir daha duygu yüklü bir an daha yaşayalım o zaman Mehmet Yeşil Yeşil. Tabii Yeşil Pehlivan'ın torunusunuz. Dedenizi sağlığında gördünüz mü? Dedeniz Yeşil Pehlivan nasıl bir insan? Biraz da dedenizden bahsedelim. Dedem seste biraz şey oldu, soruyu tam alamadım Bülent abi de. Dedemden bahsetmiyor. Yani bu duygusal, tamam, bir daha tekrarlayayım. Bu duygusal anı hemen yine bir duygusal an daha yaşayalım. Dedeniz Yeşil Pehlivan. Evet. Sağlığında görme fırsatınız oldu mu? Biraz dedeniz eğer gördüyseniz biraz dedenizden bahseder misiniz? Şimdi ben eskilere böyle merakı olan bir insanım. Şöyle merakı olan bir insanım. Ben 8 yaşındayken vefat etti. Zaten vefatından sonra ben güreşe başladım dedemin. Şu anki 90 yaşında, 80 yaşında köyde böyle onunla vakit geçirmiş, onun gerçek böyle yani anekdotlar, hikayeler, yaşamış oldukları gerçek şeyleri dinliyorum ve kaydediyorum. Çoğun telefonumda şu an onları konuşturup kaydettiklerim var. Evet. Hikayelerini dinliyorum. Çok kuvvetli bir pehlivanmış. Yani onu anlattıkları kuvvet bende yok yani. Ben dedemin kuvvetine sahip olmayı gerçekten çok isterdim. Onunla anlatılan kuvvet bende yok. 1945 ve 55 yıllar arasında baş pehlivanlık yapmış. Düzceli Çolak İsmail'ler, İrfan Atanlar, bunlar tabii ağaların, beylerin sponsorluğunda Antalya'ya yani geliyorlarmış. Ama dedem garibanlıktan ve o dönem yokmuş yani. İmkanlar kısıtlıymış. Antalya Karaolan Parkı'nda Düzceli Çolak İsmail'i ve döşüm altında Yeşilbayır'da da İrfan Atan'ı yeniyor. Yani bunu o güreşte olan hala insanlar var ve söylüyorlar. Yani dönemin o dönemde gerçekten iyi baş pehlivanı olan dedem, yani imkanlar dolayısıyla zaten 1958 yılında ilk 40 Pınar'a Kemal Tokmak gibi Antalya'dan ve baş altında birinci oluyor. Yani Antalya'da ciddi bir potansiyel var ama tabii 40 Pınar'ın zamanında da uzak olması dolayısıyla işte imkanların yokluğuyla gidilemiyor. Burada çok çeşitli güreşlerde başarılar elde ediyor dedem ama tabii dediğim gibi şeye gidemiyor yani 40 Pınar'a. Bir gün Bucak'ta, tabii Bucak bize 70-80 kilometre, bu bahsettiğim babam anlattı bana. Bu hikayeyi anlatayım da insanlar ne kadar değerli olduğunu anlar. Evet. Bizim oradan Bucak'a yürüyerek kısmet sırtında gidiyor ve orada güreşiyor. Oradaki güreşlerde başı kazanıyor. Ve başı kazandığında ben ziyaret ettim. Bir tane 5-5 pehlivan var. Ağlasun'un orada.
Ağlasun da dedi ki başlığı aldı Tosun'u dedi. Köye dedi götüremem ben bunu dedi. Bize dedi alın siz ne yaparsanız yapın Tosun'u dedi. Dedi bize bıraktı gitti dedi. Eskiden beri bir dostluğumuz vardır dedi. Ve yıllar sonra böyle dostlarını ziyarete götür oğlum beni demiş dedem. Ve Java 3.5 motorlar var o zaman. Tabii biraz kırmızı, daha... kırmızı. Evet. Onunla beraber babamla geliyorlarmış. Babamın omzuna vurmuş. Demiş ki oğlum ben nerede gidiyorum demiş. Baba demiş gidiyoruz şeye doğru demiş. Köye doğru gidiyoruz demiş şu an. İşte dağ benim oraya. Yok demiş. Ben uçakla gidiyorum uçakla demiş. Ben buraları hep yürüyerek kısmet sırtında gezdim geçtim demiş. Onun için bana şimdi demiş uçakla gidiyorum sanıyorum şu an demiş. Yani düşünün imkanın yokluğunu. Farka bakın yani 20 sene sonraki fark. Şimdiki imkanlarla biz bir bugün burada güreşiyoruz, yarın Balıkesir'de güreşiyoruz. Bir gün sonra Avrupa'da güreşiyoruz. Yani yetişebiliyoruz. Yani değil ki çok farklı zamana geldi. Ben imkanlar olsaydı çok daha farklı başarılar elde eden bir yeşil pehlivan, gerçek yeşil pehlivan diye tabir edeyim. Olurdu. Ben her zaman diyorum dedemin ekmeğini yiyorum. Dedemin nasibini yiyorum diyorum. Çünkü onun gerçek gücü, gerçek kapasitesini imkanlar neticesi bir türlü değerlendirememiş. Ama bize nasip oldu. Efendim? Yani kullanamamış o kendi zamanında o imkansızlıklar içerisinde yani, o pehlivanlığını Antalya'daki güreşler Antalya'daki güreşlerle yetinmiş yani oraya da yayan gitmiş. Yani Antalya'dan dışarıya çıkamamış yani. Çıkamamış işte yani çıktığı en fazla gerçek değerini gerçek pehlivan kimliğini gösterememiş Türkiye çapında yani. Bu evet. Sana nasip olmuş. İşte ben de diyorum yani dedemin nasibini biliyorum diye öyle bir tabirim vardır. Öyle düşündükçe bu sonuca varıyorum. Cennet mekan olsun. Ben onun izinde onun mesleğinde ilerlemeye çalıştım. Elimden geldiğince de kimileri tarafından başarılı olarak görürüm. Kimileri tarafından başarısızımdır ama ben her zaman elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştım. Şükrettiğim çok şey var. Nice yetenekli pehlivanlar gördüm. Arkadaşlarımız oldu, ustalarımız oldu. Baş pehlivanlık boyunda güreşmek nasip olmadı. Çok şükür ki ben iki kez altın kemeri yani kazanmayı nasip etti. Yani Cenab-ı Allah şükredeceğim çok şey var diyorum. Onun için yani ne kadar şükretsem azdır. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Muammer Erçelik, sesimi duyuyor musun? Çok iyi duyuyorum. Hayırlı akşamlar Bülent abicim. Mehmet kardeşim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Muammer abi. Muammer, hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen pası, sözü sana atalım. Ama şu anda kullandığın cihazı yan çevirmen gerekiyor. Tam ekran görünmesi için şu anda yarım görünüyorsun. Şöyle iyi mi Bülent Bey? Sorun yaşadık ama bu yani evet şu anda böyle tam büyük ekran oldu ama sen yan duruyorsun bu sefer de. Evet şimdi tamam. Evet buyur Muammer Erçelik. Hayır arkadaşlar özür dilerim. Kusura bakmayın elde olmayan sebeplerden dolayı böyle bir aksilik çektik. Hayırlı akşamlar. Güneş Camiası ve seyircilerimizin hayırlı Ramazanları hayırlı olsun inşallah. Hoş evet. Bulduk. Dinliyorum Bülent abicim. Evet Muammer Erçelik biraz bize artık tabii zamanımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Hemen bir iki cümleyle Muammer Erçelik kimdir, nerelidir? Bize hızlı hızlı hemen bir iki cümleyle anlatabilir misin? Ne demek derhal Bülent abicim kusura bakmayın tekrardan ben nazar boncuğu, nazar boncuğu diyelim. Öyle diyelim. 1964 doğumluyum. 57 yaşına geldim. Aksarlıyım. Aksar'ın medar eftarı Arap Mısır'ın çırağıyım.
Evet. Güreş camiasının, güreş camiasının en şanslı kişilerden biri benim. Neden derseniz, Arap Mustafa'nın çırağıyım. Ahmet Taşçı'nın yanında 5-6 sene takım çalıştırdım. Kırkpınar'da baş hakimlik yaptım. Şampiyonların maçlarını yönettim. Evet. Bu beni mutlu ediyor. Niye mutlu ediyor? Benim şeyimde şu anda güreş camiasında yok. Büyük şampiyonları ta Kereçeyn'den beri, ben Kereçeyn'leri bile biliyorum. Bayağı bir yaşlandık artık. Ama güreş camiasında olduğumdan mutluyum. Evet, Muammer Erçelik, tekrar tabii ki senden güzel eski anılarla, eski anekdotlardan bahsetmeni isteyeceğim, anacağım. Evet, tabii ki hemen hızlı hızlı gidelim istiyorum. Mehmet Yeşil Yeşil, son bir sözleşme ve transfer olayım var. Hemen onunla ilgili de senden bilgi alabilir miyiz? Evet, Kortepe Belediyespor Kulübü'ne bir ay önce transfer oldum. Kortepe Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşlek Bey güreşe gerçekten yani hızlı ve flash transferler diyerek tabir edeyim, Ali Gürbüz'ü sonra beni katarak güreşe ne kadar önem verdiğini dile getirdi kamuoyuna. İnşallah biz de bize verilen değeri, bize verilen imkanları iyi değerlendirip Kortepe'ye başarılar kazandırmak. Altın kemeri ben olurum, Ali olur, kazandırmak. Antalya'ya ve Kortepe'ye bu sevinci yaşatmak. Evet. Gelen en iyisini yapacağız inşallah. Güzel bir yatırım oldu diye düşünüyorum. Çünkü Kortepe güreşin, Antalya güreşin beşiğidir ama Kortepe'de bambaşka bir güreş atmosferi vardır, güreş seyircisi vardır. Hele hele şu son 10 yıldır Kortepe güreşleri seyirci bakımından rekor kıran güreşlerden biridir yani. Evet, evet. Daima yatsı namazından sonra bitiyor güreşler. Erken başlamasına rağmen, çünkü ben kendim de güreştim. Yani yatsı namazından sonra bitti ben birinci olduğum sene. Yine her sene geçen son yapılan güreşte de yine yarı final yapmıştım. Evet, yarı final yapmıştım. Akşam karanlıkta güreştik. Final zaten yatsı namazından sonra bitti. O derece güzel ve çekişmeli güreşler ve pehlivanlar da kendisini Kortepe güreşlerinde göstermek için elinden geleni yapıyor. Güzel güreşler çıkıyor. Tabii ki buna bağlı olarak da güzel de bir yatırım yapıldı Kortepe Belediyespor güreş takımı olarak. Yani Ali Gürbüz ve ben transfer edildik. Buradan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak karşılığını vermeyi için elimizden geleni yapacağız inşallah. Evet, biz de Ege TV ailesi olarak tabii ki Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Niyazi İşlek Başkanımıza böyle yağlı güreşe destek olmak adına, hizmet etmek adına güzel bir girişimde bulunduğu için Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil gibi kemer takmış baş pehlivanlarımızı Korkuteli Belediyesi'ne topladığı için ve hemen akabinde de yine baş pehlivan Hasan Cengiz kardeşimizi de oraya aldı. Yine onunla da bir sözleşme imzaladılar. Tabii Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Hasan Cengiz gibi 3 tane kıymetli baş pehlivan oldu Korkuteli. Hasan Cengiz de oradaydı. Daha önce de kulübün bünyesindeydi. Kendisi de Korkuteli'li zaten. Evet. Ali Gürbüz de bu Kortepe'li zaten güreşin ne kadar değer veren ve Recep Gürbüz'ün mahdumu ve Recep Gürbüz'den bu tarafa bir içerisinde Kırkpınar'a ne kadar atmosferle geldiğini tüm Türkiye bilir, Kortepe seyircisinin. İnşallah güzel güreşler çıkararak biz de karşılığını vermeyi umuyoruz. 2019 yılında Ali birinci oldu. Ben üçüncü oldum. Yani en sonki Kırkpınar'ın kürsüsünden en dört pehlivandan ikisini aldı Kortepe Belediyespor. Yani bu en etkili transferlerin başında gelir.
Türkiye'nin birincisi ve üçüncüsü olarak son Kırkpınar'da yapılan. Biz de tekrardan yine Kırkpınar'da Ali ile biz finaller yaptık. Tekrardan Korteli Belediye Spor Kulübü'ne final yapmak ve bu başarıyı getirmek güzel olur. Şimdiden tüm sporcu arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Korkuteli Belediyesi bünyesi altında yapacağınız güreşlere diyelim. Biraz önce Arap Mustafa, rahmetli Arap Mustafa Yıldız'ın çırağıyım dedin. Tabii ki bize biraz Arap Mustafa Usta'dan bahseder misin hemen birkaç cümleyle? Sen onun güreşlerini tabii ki son zamanlarını belki biliyorsun. Çünkü yanında çıraktın, piyasa gezdin. Bülent abicim, Mustafa abi, ben Mustafa abiyle yaşadım 80'li yıllarda. Mustafa abiyle bayağı bir tekere gireseye kadar beraber dolaştık. Benden sonra biliyorsun zaten Gürcan Yiğiter çırak oldu. Ben tekere girince o şey yaptım. Mustafa abiyle Mustafa abi çok otorite bir adamdı. Mehmet de çok iyi bilir. Duyar yani. Belki yaşamadı, görmedi fazla ama Mustafa abi adam gibi adamdı. Çırağını çok tutardı. Güreş camiasını çok sevilirdi. Lafı da geçerdi. Otorite bir insan. Yani ben sözü geçerdi. Evet. Rahmetli senin babanla da ben çok muhabbetimiz, sohbetimiz oldu. Eski çırakları bilirsin. Mehmet de bilir. Duyduklarım ben bilir. Biz çıraklık bizden sonra kalmadı zaten. Usta ustalığını bilmiyor, çırak çıraklığını bilmiyor. Bizim zamanımızda ustalar şey gibiydi yani. Otoriter yanlarında biliyorsun zaten sen de yaşadın onları. Yaşamak gerekir onları, anlatamam yani. Öyle dört anlatılmaz, anlatılmaz yaşanması lazım. Evet. Yaşanır diyorlar ya, anlatılmaz yaşanır. Evet. Harika duygulardı. Evet. Harika zamanlardı. Tabii. Hemen Mehmet Yeşil Yeşil'e şöyle bir soruyla tekrar döneyim. Tabii ki 2020 pandemi bütün dünyayı kasıp kavurdu. Tabii ki ülkemizi de etkisi altına aldı. Özellikle de atasporumuz yağlı güreşe büyük bir darbe vurdu desek yeridir. Çünkü vurdu. Çünkü 2020 yılında güreşler hiç olmadı. Buradan ekmek yiyen pehlivanlarımız vardı. Tabii mağdur oldular. Sıkıntı yaşadılar. Sıkıntı yaşayanlar var. İşte şimdi 2020'de güreşemedik. 2021'de Kumluca güreşiyle nasip olursa güreşlere başlayacağız diye bir açıklama yapıldı. Tabii ki federasyonumuzdan Sayın Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz ve Kırkpınar'ın efsane güreş ağası Sayın Seyfettin Selim tarafından Kumluca güreşiyle nasip olursa güreşlerimizi bu sene başlatacağız dendi. İnşallah başlar ümidiyle biz de. Şöyle sana bir soru yöneltmek istiyorum. Yaşanan sıkıntılar, biraz onlardan bahset. Biraz da çalışmaların nasıl gidiyor? Nasıl bir program uyguluyorsun? Şimdi abi, bu dün yasaklar tekrardan başladı. Bugün antrenmanımız vardı salonda. Salonlar kapandı. Evet. Tekrardan yani sezonu açacağız. Dışarıda şu an tam hava müsait değil. Antrenmanlara bazı günler oluyor da. Buna gelinceye kadar bir yıl boşa gitti. Evet. Bu bir yıl içerisinde yetkililerin gerektiğince yağlı güreşe önem vermediklerini ve üzerine düşmediklerini ve böyle göz ardı ettiklerini, olmasa da olur mantığıyla baktıklarını düşünüyorum. Atasporumuz güreş yani 660 yıllık 700 yıllık bir geleneğimiz. Var mı böyle bir gelenek? Yok. Yok. Ama başka spor dallar için şu an her şey, imkanlar sunduğu, basket oynanıyor, basketbol oynanıyor, voleybol oynanıyor, handbol ligi oynanıyor. Yani en son şu an Antalya'da Türkiye şampiyonaları yapılıyor.
Ben yine belirsizliğe girildiğini düşünüyorum. Çünkü 16 Mayıs'ta Kumluca güreşleri yapılacak söylendi. Şimdi 23 Mayıs'a atıldı. Bir hafta ileriye atalım dediler. Peki seyircisiz olacakmış. Bir seyircisiz güreş nasıl olur onu bir irdelemek lazım. Biz önce zaten seyircimiz tabii ki baş tacımız ama güreşler de bir şekilde olsun istiyoruz. Bunun için ben yeterli destek ve önlemlerin alındığını ve yatırımların yapıldığını düşünmüyorum. Yani yetkili menajerler tarafından. Yağlı güreş olmasa da olur mantığıyla yürüyor gibi şu an. Ben o toplantıla olduğumda Antalya'da oldu toplantı. Ben katıldım. Ama içeride toplantılara katılmadım ama oradaydım yani. Evet. Açıklama yapıldı. Açıklama yapıldığında 8-10 bin civarındaydı vaka sayısı. Bugünkü açıklamalarda 62 bini geçti vaka sayısı. Ve ciddi sıkı önlemler evet. alındı. Bu toplantı bir ay önceydi. Ve bir ay önceki şartlara göre koşullarda 8-10 bin vaka ve öngörülüyordu ki bu 8-10 binlerden aşağıya doğru azalarak gitmesiydi. Ki düşünceleri o yöndeydi. Şimdi Ramazan ayı nasıl geçecek? Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla iki hafta böyle bakılacak. Daha sonra daha sıkı önlemler gelebilir gibi bir şey oldu. İşaret oldu. Evet. Ramazan ayı bittiğinde şu 25 gün sonra vaka sayısı ne durumda olacak? Yani önümüzü görebildiğimiz bence yok. Ne durumda olacak? Güreş sahalarına yani yeterince önlem alınarak veya güreş yapabilecek belediyeler kaç tane çıkacak? Ben seyircisiz de yapabilirim. Atasporunu sahip çıkmak için, bu kültürün devamı için kaç tane belediye çıkacak? Bunları göreceğiz. Yani yetkililer yani bütün spor dalları toplantılar yapılıyor. Yetkililerden yağlı güreşe de bir destek bekliyoruz. Yani yani gerekirse HES koduyla girilsin statlara. Biz sporculara testler yapılsın. Gerekli önlemler alınsın yani bu olmayacak bir şey değil. Peki Mehmet Yeşil ama... hemen şöyle bir soruyu da ilave edeyim. Sen tam oralardan bahsederken önlemlerden. Peki futbolculara aşı önceliği tanındı. Şimdi bu basında da dillendi, kamuoyunda da zaten. Peki Ataspor'umuz yağlı güreşi yapan pehlivanlar da aşılanırsa aşılansın diye bir teklif, öneri de, böyle bir düşünce de var. Aşılanırsa daha iyi olur mu? Öneri düşünceden ziyade bizim federasyonumuz, Genç Spor Bakanlığı'nda değerli büyüklerimiz var. Onlara buradan sesleniyoruz. Yani Ataspor'u yağlı güreş icra eden pehlivanlar bu ülkede birinci sınıf sporcu olarak nitelendirilmelidir. Yani biz devlet sporculuğu konusunda da sadece 3 kişiye verildi. Bence daha fazla baş pehlivanların hepsinin devlet sporcusu olması gerekir. Ki arkamızdan gelecek nesiller de ben devlet sporcusu olmak için mücadele edeceğim ve devlet sporcusu olacağım diye bir ideal, bir hedef koysunlar kendilerine ki ebedi sahibi zaten şu an 25 yıldır ebedi sahibi olunmuyor altın kemerin. 25 yıl oldu yani. Yani 25 yıl yani şu an Cumhuriyet tarihinde 3 kişi, yani 2 kişi vefat etti. 3 kişi var hayatta. 3 kişiye verildi. Yani şu an Cumhuriyet tarihinde kazananlara verseler dahi 20 kişi. 20 kişiyle bu ülkenin yani devlet sporculuğu alanında gayet güzel bir şey olur yani. Yani bu devlete biz yük olmayız diye düşünüyorum. Aslında arkamızdan gelecek ve bu Ataspor'unu icra etmek için çocuklara ışık saçacak bir şey olur yani. Ben devlet sporcusu olurum. Örnek teşkil eder, idol olursun değil mi? Tabii ki. Örnek teşkil etmesi lazım ki yani arkamızdan gelecek nesiller de ben güreş yapayım diyor. Şimdi bütün çocuklar ben futbolcu olmak istiyorum. Ben başka bir şey olmak istiyorum yani.
kafalarında bu var. Güreş yok ya, güreş olmaz. Bakıyorlar güreşçi abilerine, sıkıntılı halde olan çok insan var. Onun için yani BL sporculuğu bir ibare yani. Biz ondan onur duyacağız. Bak da hani bu başarılar kazanmış insanlar hayatlarını bir şekilde daim ettirecek duruma geliyor zaten. Ben şahsım adına ben devlet sporculuğun onuru tarafındayım. Onun gururu tarafındayım yani. Yani arkamızdan gelecek çocuklar da bunu yani güzel bir örnek teşkil eder. Ve aslında bu bahsettiğin konu ayrıca tek başına bir program yapılacak bir konu. Çünkü dediğin gibi ben de seninle hemfikirim o konuda. 3 yıl üst üste baş pehlivan olan pehlivana devlet sporcusu değil. Ama aralıklarla 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl olanlar da var. 1 yıl olan var, 2 yıl olan var. Bunlar da devlet sporcusu olsun tarafındayım ben. Son baş pehlivan oldu. Ali Gürbüz 3.'yü aldı. Recep Kara 4 tane aldı. Onların günahı ne? Evet. Şöyle bakmak gerekirse tamam yanmış olabilirler veya kemer ebedi sahibi olamamış olabilir ama onlar da 3 sene üst üste alan 3 tane kemer almış öyle ama 4 tane alan Recep Kara devlet sporcusu olmuyor. Böyle bir adaletsizlik de olmuş oluyor ortaya. Aslında bunu başka bir programda masaya yatırmak gerekiyor. Programda tek başına konuşup değerlendirmek gerekiyor. Sıkıntılardan dile getirmekten başlamışken bir yere daha bağlamak istiyorum. Şimdi biz yağlı güreş ve ben güreşi minder güreşiyle de beraber diyorum. Evet. Bir yıl boyunca güreş olmadı. Spor kulübünde maaş olmayan veyahut bir yere bağlı olmayan bir dünya sporcu kardeşimiz vardı. Burada neler yapıldı? Güreş ağları yöresel olarak da olsun, ondan sonra federasyon olarak da olsun neler yapıldı? Yani bu zor dönemde bir yıl güreş yapılmadı. Buradan bir dünya insan ailesine imkan sağlayan insanlar var. Genç çocuklar var. Genç çocuklar hele hele o kırılma anları olur kariyerlerinde, spor yaşamlarında veya hayatlarında. O kırılma anlarında neler yaşadılar? Yani ne kadar dokundular? Bu dönemde güreşçinin yanında ne kadar olundu? Ben merak ediyorum. Hatta da çok da bulunulmadı diye düşünüyorum. Hiç bulunulmadı. Yani hiç de olumlu bir şeyler duymadım çıraklardan, güreşçi arkadaşlarımızdan. Yani siz de ne yapıyorsunuz? Yani belli bir bütçeler var. Bu bütçeden bu tarz şeyde geçen yıl federasyonun bence pehlivanlara destek sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Kulübü olmayan ve zor durumda olan sporcuları bulup araştırıp yardımcı olmaları konusunda şimdi bu sene bari yapılabilir yani. Geçen sene tamam hadi olmadı. 2021'de bari bu olsun diyorum yani rica ediyorum. Bu güreşçileri bulup ve destek sağlamalarını rica ediyorum yani. Evet, biz de senin bu temennilerine katılıyoruz. Çünkü 2020'de mağdur oldu güreş camiamızın paydaşları, yağlı güreş camiamızın paydaşları mağdur oldu. 2021'de de şimdi eğer hayata geçirebilirsek, devlet büyüklerimiz izin verirse, 4 büyük güreş veya yanında 3-4 tane daha güreş yapıp 8-10 güreş yıl içerisinde bu sezonda yapılması planlanıyor. Tabii bu da pehlivanların hayatını idame ettirmeleri konusunda çok yeterli bir sayı değil. Maddi olarak kazanç elde etmeleri için. Evet, dediğiniz gibi tabii federasyonumuzun ihtiyaç sahibi pehlivanlarımızı tespit edip ağlarımızla, federasyonumuzla yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği çatısı altında bir oluşum gerçekleştirip pehlivanlarımıza yardım yapılması gerekli olduğunu savunuyorsun. Ben de katılıyorum Mehmet. Asıl bugünlerde destek olunması lazım. Asıl bugünlerde pehlivanın yanında olunması lazım. Ben demiyorum ki yani işi olan
spor kulüplerinde maaş alanlara demiyorum yani. O bunlara sahip olmayan güreşçi arkadaşlarımız var. Gerçekten yani güreşte aldıkları yolluklarla seneyi daim ettiren arkadaşlarımız var. Yani pehlivan kolay yetişmiyor. Bunu hepimiz iyi biliyoruz yani. Bir pehlivan yani hem bakım olarak hem imkanları olarak kolay yetişmiyor. Zor durumda olan kırsalda ve ilçelerde, kasabalarda olan pehlivanlar var. Güreş yapmaya çalışan, güreş aşkıyla olan çocuklarımız var. Onlara ulaşılabiliyor. Lisansları belli zaten. Kırkpınar listesine bakılsa yeter. Yani evet, doğru söylüyorsun Mehmet. Tabii ki bize ayrılan sürenin de artık sonuna geldik. Muammer Erçelik, tabii yayının başında bir talihsizlik yaşadık bağlantı konusunda. Seninle çok buluşamadık ama tabii ki bizim programlarımız devam ettiği müddetçe ekran başındaki izleyicilerimiz bize ilgi gösterdiği müddetçe bu programlarımızı yapacağız. Yaptığımız müddetçe de tabii ki yine sizlere yer vereceğiz, söz vereceğiz, konuk olarak alacağız. Hemen programı kapatacağım. Muammer, son olarak söylemek istediğim bir iki cümle varsa alayım. Evet. Yine Mehmet Yeşil Yeşil'le son sözlerini alıp programı kapatacağım. Şimdi tam konunun üstüne geldi. Bülent de aynısını söyledi. Mehmet kardeşim de aynısını söyledi. Şimdi Antalya, Akdeniz bölgesinde tüm belediyelerin yavru güreş takımı var. Ege bölgesinde böyle bir şey yok. Ben bu konuyu bizim ilçe başkanımız Bahadır Altınkeser'e bahsettim. İlçe başkan yardımcımızla beraber yavru güreş takımı kuruyoruz. En yakın zamanda İzmir Buca'da. Bunu da bir müjde olarak veriyorsun. Allah nasip ederse başkanımla bu işçileri yaptık. Tam bu konuları konuştuk. Başkanım da onay verdi. Başkan yardımcılarına beraber en kısa zamanda bir yağlı güreş takımı kuruyoruz. İzmir'de sadece bir tane yağlı güreş kulübü var. O da Kutlusan. Abdullah Büyükutlu Bey kulüp başkanı. İkinci yağlı güreş kulübü de İzmir Buca'da olacak. Bizim tamam. Bir müjde olarak aldık. Müjde olarak veriyorum. İki tane de arkadaşımız var. Biri yer temin edecek. Bu İzmir'de bizim Marşandiz Düğün Salonu'nun sahibi var Buca'da. Serhat göçmen arkadaşımız var. O sahayı ayarlayacak. İkinci başkanımız var bizim Selami Yeşilgök. Yeşilgök dekorasyonun sahibi. O da sponsorluğunu üstlendi. En kısa zamanda inşallah şu pandemi biter. En kısa zamanda yağlı beş takımını kuruyoruz. Buradan da başkanım bütün maddi manevi bütün şeylerini karşılayacak. İnşallah pandemi geçer, hemen bir yağlı beş takımı kuracağız. Başkanıma da buradan teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve sana da teşekkür ediyorum Muammer Erçelik, programımıza konuk oldun. Ama ilerleyen programlarda tekrar seni konuk alma ümidiyle diyorum. Evet, Mehmet Yeşil, programımızı kapatıyoruz. Son bir iki cümle varsa söylemek istediğin onu alalım. Yani şimdi çalışmalarımız gayet güzel ve iyi bir tempoda gidiyordu. Ta ki bu yine virüs ve sayısı, vaka sayısı artana kadar. Şimdi yine belirsizlik içerisinde inşallah sporcular bu belirsizlik biraz motivasyonunun düşmesine neden oluyor. İnşallah bunu yaşamayız. Ramazan bayramı bir sevinç olur bizim için. Çifte sevinç olur. İnşallah. Vaka sayıları ciddi anlamda düşer ve her şey normale doğru ilerler. Biz de el meydanlarına döneriz. Temennimiz bu olur. Biz yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hazır olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince ama çok büyük handikaplarımız var. Güreş eksiği, maç eksiği, o çok büyük handikap. İnşallah bunları aşmamız lazım. Güreşlerin olması lazım. Ben güreş sever belediye başkanlarına ve yetkililere sesleniyorum. Atasporunu sadece böyle günübirlik bir organizasyon olarak değerlendirmeyelim. Kültürümüzün, en büyük değerimizin yaşatılması ve devam etmesi için bir sene elimizden geleni fazlasını yapalım. O seyircisiz olur veya başka imkanlarla olur ama elin taşın altına koymamız lazım. Çünkü kültürümüz, bizim değerimiz
paha biçilmez. Kaybettikten sonra anlaşılıyor değerler. Değerler. Ondan dolayısıyla elinden gelen herkese daha fazlasını yapmayı rica ediyorum. İnşallah Ramazan bayramı dediğim gibi çifte bir bayram olur. Vatan sayıları düşer. Biz değer meydanlarına döneriz. Özlenen güreşleri icra etmeye çalışırız. Güreş severlerimize o özlemlerini gideririz. Buradan selam gönderiyorum ekranları başındaki güreş severlere, izleyicilerimize. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Güzel bir program oldu, güzel bir sohbet oldu. Muammer abiye teşekkürler. Bülent abi sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah her meydanlarında buluşmak dileğiyle diyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Yeşil Yeşil Başpehlivanım, sana da bu güzel dileklerin için. Evet değerli güreş severler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına Ege TV'den herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Benzersiz konfor anlayışıyla evinizi yuvaya dönüştürmeye hazır mısınız?